Ben aslında alaylı bir gazeteciyim. Yani iletişim fakültesi okumadım ya da radyo, TV, sinema vesaire bu bölümleri okumadım. İşletme mezunuyum. İstanbul'da okudum. Ardından da gazetecilik merakım vardı. Ne yapacağım? İşte bir yandan sınavlara girmemle ilgili ailemin ısrarları var. Neticede işletme bölümü mezunuyum, İktisadi İdareciler mezunuyum. Genelde ortalama bir Anadolu'lu aile çocuğunun memur olmasını, bir yerlerde işte devlette çalışmasını vesaire ister. Ortalaması budur. Gerçi bizim ailede neredeyse hiç memur yok ama biz okuyunca böylesi bir şey olmuştu. Ama benim böyle bir şeyim yok. Yani memur olacağım, devlette çalışacağım, hiç böyle bir şeyim yok. Gazetecilik yapmak istiyorum. Sonra bir gün bir tanıdığım vasıtasıyla yine ben bu konuyu açınca, ya senin sesin iyiymiş. Benim de Samanyolu Televizyonu'nda tanıdığım birisi var. Kemal Gülen Bey, kastettiği kişi de. Onun da ben seni bir görüştüreyim. Git bir, madem çok istiyorsun bu işi, git bir tanış. İhtiyaçları varsa böyle haber seslendirecek vesaire, gider başlarsın dediler. Şimdi ben gittim, Kemal Bey hani sağ olsun beni ağırladı, konuşuyoruz falan. İlk şeyi, bizim şu anda seslendirme yapacak kimseye ihtiyacımız yok dedi. Ben bir şok oldum. Allah dedim, yani bu kadar ümitle gelmiştik ama herhalde olmuyor bu iş. Ama dediler ki, madem ekonomi mezunusun, ekonomi servisinde stajyer olabilirsin dediler. Git bakalım seni bir denesinler. Ne zaman başlıyoruz dedim. Git bugün başla dedi. Bu defa ben ikinci kez şok oldum. Yani hani kapıdan çevrileceğim, döndürüleceğim diye beklerken git hemen başla, staja başla dediler. Bu 2003 sonuydu. 2003 son 2000, 2003 sonuydu sanırım, yanlış hatırlamıyorsam. Öyle başladım. Ekonomiye mi Yaklaşık 10 başladın? yıl kadar ekonomi servisine başladım. Evet, Metin Bey'le, Metin Yıkar Metin Bey'le Yıkar'la. başladım. Evet. O zamanlar editörüydü. Sonra genel yayın yönetmeni oldu. Yani 6 ay gerçi ekonomi servisinde durabildim. Çünkü hani zaten ekonomiyle ilgili, parayla ilgili bir şeyler yapma niyetim olsa kendi mesleğimi yapmam lazım. Benim de kafamda hep öyle bir şey var. Ben daha çok işte politika, ne bileyim İstanbul'daki adli olayları, emniyetteki vakalar falan, bunlarla hep kafamda bunlarla meşgul oluyorum. Bu tip haberler okuyorum, bu tip haberler yazmak istiyorum falan. 6 ayın sonunda o biraz hani benim talebim, biraz da servisteki, yani tamam bu adam burada ama pek burayla alakası yok, kafa çok burayla ilgili değil noktasına gelince, sonra istihbarat servisi dediğimiz, daha çok işte biraz önce bahsettiğim emniyet adliye işleri, başka terör haberleri, ne bileyim savaş bölgeleri, bir 10 yıl kadar Samanyolu Televizyonu'nda böyle çalıştım. Önce muhabir olarak, sonra 3-4 sene sonra istihbarat şef yardımcısı, sonra istihbarat şefliği vesaire derken, sonra 2013 yılında Bugün TV'ye geçtim. Orada Bugün TV kapanana kadar, el konana kadar, daha doğrusu kapanana kadar ifadesi yanlış oldu. Kapılarımız polis tarafından kırılıp kayyum yoluyla zapt edilene kadar Bugün TV'de çalıştım. Sonrasında Caner Erzincan Televizyonu maceramız var. Bir yerel televizyondu. O bir haber televizyonuna dönüştü. Oradaki yani az sayıda arkadaşla beraber bir yerel televizyonun haber televizyona dönüşme macerasında beraber çalıştık. 15 Temmuz olunca orası da kapandı. Yine bir kayyum marifetiyle. Sonrasında ise Avrupa macerası başladı. İlk yıl, yani şu anda Almanya'dayım. İlk yıl Almanya'da bir internet sitesinde çalıştım. Sonrasında yine televizyonculuk tarafı baskın geldi. Ne yapalım, ne yapalım? Bolt Medya'yı kurduk. Şu anda da işte 2,5 yıldan Evet. fazla bir süredir Bolt'la devam ediyoruz. Çoluk çocuk Bu kadar. var mı? Kaç tane Evet. çocuk var? Evet, ellerinize öper. İki oğlum var. Maşallah. Onlar da benimle beraber ettiler. Hani bunu söylerken biraz insan utanıyor ve Türkiye'de şu anda ailelerinden ayrı olanlar, ama cezaevinde olanlar, ama şu anda yurt dışında yaşayıp aileleri yanında olmayan insanlar var. Ben o konuda şanslıyım. Eğer bu hani imtihan olmaksa böyle bir meseleyle, bununla imtihan olmadım. Bunu da söyleyebilirim. İlk günden itibaren onlarla beraber çıktım zaten. Ne güzel. Biri 10, biri 6 yaşında. O iki oğlum var. Buradalar. Allah Beraber bağışlasın. yaşıyoruz. Onlar Almancayı halledebildiler mi? Kesinlikle. Evet, hatta şu anda bizim Almancamızı beğenmiyorlar. Küçük Ha dahil. güzel. Hani küçüğün, evet küçüğün aslında
neredeyse ana dili Almanca diyebiliriz. Gerçi Türkçeyi çok iyi konuşuyorlar. O konuda bayağı bir şeyimiz var, rezervimiz var Türkçeyi de iyi öğrenmeleriyle ilgili. Yani uğraşıyoruz ama ikisi de şu anda evet ana dili seviyesinde Maşallah. bulundukları ülkenin dilini konuşabiliyorlar.